Aslı? Annem evde mi? Evde evde de Aslı bak sakin ol. Ben bir tur kavga ettim zaten bu ara üstündedir şimdi. Sen çıkıyor muydun? Evet gidiyordum da sorun değil kalırım ben senin yanında. Gel. Her şeyin mükemmel olmasını istiyorum. Biraz önce basına da söyledim. 2 gün sonra sergimiz var. Hiçbir rezillik istemiyorum lütfen. Evet evet ben de geliyorum bugün galeriye tabii ki. Tamam. Kapatıyorum şimdi. Aslıcığım lütfen kavga falan istemiyorum. Daha biraz önce ettim sağ ol. Anne ne yapmaya çalışıyorsun? Ben sana bunu sormaktan yoruldum artık. Ne yapmaya çalıştın? O kadar ortada ki yoruldum yani gerçekten. Ama bak sadece şunu merak ediyorum. Hiç mi düşünmüyorsun ya bunları yaparken? Ya demiyor musun benim bir kızım var. İlişkisi, evliliği zarar görür. Hiç mi düşünmüyorsun? Ya sen beni ne duruma düşürdüğünün farkında mısın? Konunun seninle hiçbir alakası yok. 2 yetişkin insanın hayatıyla ilgili. Bırak da kendimle ilgili kararları ben vereyim bir zahmet. Ne demek alakası yok? Ya alakası yok dediğin magazine düştüğün adam benim kayınpederim. Ha bir de bu da yetmezmiş gibi cümle aleme duyurmaya çalışıyorsun. Ne istiyorsun sen? Siz hep karşınızda dimdik duran bir kadın gördünüz değil mi? Hep köşeleri olan bir anne gördünüz. Evet. Maalesef hayat benim köşelerimi törpüleyemedi. Çünkü ben aslanlar gibi, prensesler gibi 2 tane çocuk yetiştirdim. Hem de tek başıma yetiştirdim. Önce Beste'yi kucağıma aldım. Sonra seni kucağıma aldım. Benim her zaman içim dışım bir. Kimseye yalan söylemedim. Hiçbir zaman bahane de üretmedim. İçim kan ağlarken size hiç belli ettim mi ben? Etmedim değil mi? Ben hayatımda ilk defa başkaları için değil, kendim için bir şey yapıyorum. Çünkü sevdiğim adamın beni sevdiğini biliyorum ben. Başkalarının mutsuzlukların üzerine mutluluk kurulmaz. Sen o yuvayı yıkınca mutlu olabilecek misin? Başkalarının mutsuzluğu. Evet. Onu en iyi ben anlarım Aslı, merak etme sen. Peki, o zaman patlatıyorum bombayı. Ziya ile ikimize ayrılık mektubunu Seher yazmış. Hani sizin okuduğunuz bir veda mektubu vardı ya. Biz ayrılalım diye Seher yazmış onu. Nasıl yani? Şimdi söyleyeyim bakalım. Ben mi onların mutluluğunu çalıyorum? Benim 30 yılım gitti. Sevdiğim adamı elimden çaldılar onlar. Ve hatta hayatımı çaldılar.